Reseverino normalde nezle, burun akıntısı, hapşuruk, üst üste biraz böyle halsizlik olan virüsler bir baktık pnömoni yaptı. Bazen de böyle hiçbir şey yokken ortaya çıkan uzamış öksürükler, bakın, verem'i düşündürebilir. Bakın, akciğer kanserini düşündürebilir. Gece öksürüğü ortaya çıkıyorsa bir kere hemen aklıma reflü gelir. Hemen. Meyve yememiş çocukların ileride KOAH olduğu ortaya çıkıyor. Hazırsak 3, 2, 1, kayıt. Herkese merhabalar efendim. Bugün hangi öksürük ne anlama geliyor onu konuşacağız. Son zamanlarda çünkü herkes öksürmeye başladı. Konuğumuz Profesör Doktor Nurdan Köktürk, Türk Toraks Derneği Başkanı, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan. Nurdan hocamın zaten hem ulusal hem uluslararası da birçok yani yönü var. Ama biz oralardan değil hocam. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi herkes öksürüyor dedim. Gerçekten işte Covid zamanı da bir tak biz gördük. Covid zamanı geçtikten sonra da işte RSV'dir, beta'dır, diğer başka virüslerdir. İşte Aralık ayında yükselmek itibariyle hepimize saldırdılar. Şimdi biraz daha hafiflemiş gibi ama siz ne görüyorsunuz? Yani genel anlamda size gelen de hastalar var. Bu öksürükle ilgili siz de biraz daha arttığını gözlemliyor musunuz? Daha önce yani Covid'den önceki zamana göre. Şimdi şöyle, kış aylarında bu virüs salgınları bakterilerin ortaya çıkmasıyla beraber soğuk hava direncinin azalması, kalabalık ortamların oluşması, insanların bir araya gelmesi, bulaşıcılığın artması gibi faktörler söz konusu olunca bir kere bu tür hastalıklar artar. Arttığı için de kış ayında mutlaka pik olur. Yani öksürük akut olarak meydana gelir. Ama bahsettiğiniz sanırım bu akut öksürükten ziyade viral enfeksiyonlardan sonra ortaya çıkan devam eden bir öksürük paterni. Asıl belki de üstünde durmak istediğiniz nokta bu olabilir. Öyle Yani ben tahmin ediyorum. hastalığı geçirdim. Bir hafta veya 10 gün biraz hastalıkların süresi de uzadı anladığım kadarıyla. Geçirdim ama bir ay, 2 aydır öksürüğüm devam ediyor. Bitmiyor öksürük. Evet. Yani biz buna viral enfeksiyonlardan sonra oluşan öksürük, post viral öksürük diyebiliyoruz. Bu aslında hava yollarımızın bu virüs enfeksiyonu sırasında oluşan hasarlanması sonucunda olan bir şey. Bu hasarlanma daha çok hava yollarındaki o içini döşeyen epitel denilen tabakanın dökülmesi, onun altında kalan sinir uçlarının açığa çıkması. Böylece havayla gelen iritan maddelerin kolayca sinir uçlarını uyarıp öksürüğe neden olmasıyla ilişkili. Ve böyle bir çeşit astıma benzer bir tablo meydana geliyor. Çok çabuk boğazda gıcıklanma, hemen burada bir hassasiyet hissi, tozun hemen böyle bir ciğerinize kaçıyormuş hissi. Bu tür şeyler olur bu dönemde. Geçicidir aslında. Yani 3-4 haftalık bir süreçtir. 3-4 hafta dayanabilirseniz kendinden de geçer. Yani 3 yıl önce Covid'den önce de böyle miydi bu durum? Böyleydi. Yani şu andaki Böyleydi. ekstra bir durum değil o zaman. Şöyle bir sorun var. Şu an farklı olan nokta şu. Şimdi Covid bir kere hayatımıza girdi. Diğer virüsler de var. Covid ve diğer virüsler bu sene birlikte hareket ettiler. Ve Covid döneminde aslında uyuyan virüsler, işte RSV'si, rinosu, influenzası, Covid dönemlerinde belirgin ön plana geçemedi Covid yüzünden. Bu süreçte bence bir değişiklik oluşmuş bunların da davranış paternleri üzerinde. Daha agresif enfeksiyon yaptılar. Mesela influenza bu sene Covid kadar kötü geçti, influenzalar. Yani normal bildiğimiz grip Bildiğimiz virüsü. grip virüsü. RSV-Rino normalde nezle, burun akıntısı, hapşuruk, üst üste biraz böyle halsizlik olan virüsler bir baktık pnömoni yaptı. Yani bizim bölümde bu sene olguların, yatan olguların yaklaşık yarısından fazlası enfeksiyözdü. Ve bunların da büyük bir kısmı viral etkenlerde. Bir viral etkenleri gösterme şansımız var. Birkaç yıldır iyi bir metot kullanıyoruz. Pek çok Türkiye'de pek çok hastane kullanıyor artık. Bu yöntemle biz de öğrenir olduk. Yani nasıl bir infiltrasyon hangi virüsü çağrıştırıyor bunu bile artık biliyoruz. Nasıl bir tablo hangi virüsü, o tablodan çok çıkaramıyoruz ama enfeksiyöz radyolojik paternlerinden anlayabiliyoruz genelde hangi virüs olabileceği, hangi virüsler olabileceği. Ama söyleyeyim size, klinik çok Covid'e benzer kötü pnömoni
grip zatürreleri oluştu bu sene hakikaten. Yani alt akciğere de inip pnömoni oluşturduğunda zaten bu tür virüsler biraz daha tehlikeli oluyor. Evet. Peki yani az çok biraz da tamam yani radyolojiyle anladık dediniz ama klinikte biraz ipucu veriyor değil mi? Yani biz mesela diyelim ki eğer öksürüyorsam bir hafta ateşli bir hastalık geçirdim, boğaz enfeksiyonu geçirdim. Yine öksürüğüm devam ediyor. Evet, önemli değil. Bu öksürükte yani tehlike işaretleri var mı yoksa salayım gitsin mi hocam? 3 hafta, 3-8 hafta aralığında oluyor bunlar genelde. Şimdi bir öksürüğün akut olması için yani kısa süreli geçici bir öksürük olmasının süresi 3 hafta. 3-8 hafta arasında subakut diyoruz. Yani geçici olmayla müzmin olma arasındaki tam ara faz, subakut deniyor buna. Bu da 3-8 hafta. Bu bahsettiğiniz öksürükler 3-8 haftalık öksürükler. Bu döneme kalır, bu dönemin üstüne çıkmaz. Yani hiçbir şey yapmasam da geçer. Geçer. Ama uzuyorsa 8 haftanın üstüne çıkıyorsa araştırılması lazım. Hı-hı. Şimdi mutlaka araştırılması lazım. Ama şöyle ise şu öksürük, yani böyle akut bir enfeksiyonla geliyor ama aylarca sürüyor. Bunun o zaman altında akciğerin hassasiyeti vardır. Ya altında astım vardır ya KOAH vardır. Sizi ya bronşektezi vardır. Yani sizin öksürüğünüzü uzatan size yönelik bir risk faktörü vardır. O zaman doktora gitmek lazım. Eğer bir insanın enfeksiyonu hemen akciğerine iniyorsa yani ya boğazım ağrıdı da 3. gün hemen akciğerime indi öksürük balgam çıkarmaya başladım. 3 hafta 4 hafta öksürüyorum, her seferinde böyle oluyor. Yılda 4 kere enfeksiyon geçiriyorum, aşı da yaptırıyorum bir işe yaramıyor diyorsa bir kişi göğüs hastalıkları doktoruna gidecek. Çünkü o zaman akciğer hasarından korkarız. Akciğere bakmamız gerekir. Hı hı. Ha şimdi bazen de böyle hiçbir şey yokken ortaya çıkan uzamış öksürükler bakın veremi düşündürebilir. Bakın akciğer kanserini düşündürebilir. O zaman biz çok alert oluyoruz uzamış öksürük. Bizim alert olduğumuz konulardan biri. Hele yanında kilo kaybı varsa, ortaya çıkan ateş varsa, hele hemoptizi yani balgamda kan varsa o zaman tüberküloz ve kanseri mutlaka düşünürüz. Yani tüberküloz ve kanser için yani bu üç şart. Yani eğer öksürüğümüzde en azından biraz kan görüyorsak bir problem olabilir. Kesinlikle. Bir alert nokta. Peki diyelim ki bu tür durumlar yok. Mesela gece yattığımda öksürüğüm artıyorsa bu başka bir şeyi ifade eder mi? Şimdi tabii şöyle, tıpta siz de doktorsunuz. Think simple diye bir şey var. Basit düşüneceğiz, değil mi? Hı hı. Biz ayrıcı tanı listelerimizi en sık görülen ve en basitten başlatırız. En nadir görülene götürürüz. Şimdi bir insanın gece öksürüğü ortaya çıkıyorsa bir kere hemen aklıma reflü gelir. Hemen. Gastroözofageal reflü. Çünkü yatış pozisyonu eğer bir sfinkter problemi, bir kapak problemi varsa o mide içeriğinin o kapaktan geçip özofagusa yemek borusuna geri gelme olasılığını arttırır yatış pozisyonu. O yüzden de gece öksürük olur. Reflü çok önemli bir öksürük nedeni. Postnazal akıntı, şu geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, alerjik bulgular ya da yıl boyu devam eden alerjik olmayan burun akıntıları öksürüğü gece yapar. Niye olur? Çünkü gece yattığınız zaman burası daha fazla akar. Daha çok akciğere gider akan şey. Akan şey akciğere gidince de öksürtür. Bakın bizi ne öksürtüyor biliyor musunuz? Akciğere, hava yollarına kaçan herhangi bir yabancı olay. Bir toz. Öksürük aslında bizi kurtaran bir refleks. Koruyor kesinlikle. Biz istiyoruz ki hava yollarımızın o defansif sistemi çalışsın ve oraya gelen partikülü biz öksürerek atalım. Bunu istiyoruz. Ama bazen ne oluyor? Bu böyle oradaki epitel hasarı nedeniyle kronikleşiyor ve kendi kendini çevirmeye başlıyor. Ne zaman ki epitel düzelince öksürük de kesiliyor. Bunu istemiyoruz ama o akut koruyucu etki istiyoruz. Bizim kurtulmak istediğimiz şey kronik kötüleşen, müzminleşen öksürük. Ama akut öksürük tamam o virüsle başa çıkmak için kullanılan metotlardan biri veya tozla, dumanla, toksik maddeyle. Düşünsenize yangın olan bir yere giriyorsunuz, öksürüyorsunuz ya da ne bileyim bir kimyasal atık var. O bölgede bir kimyasal deney yapılmış, bir şeyler dökülmüş, öksürüyorsunuz. O öksürük sizin kötü gidiyor bir şeyler, oradan kaç demek.
Yani o olmasa akciğeriniz hasarlanacak belki de daha fazla. Yani bence ağrı ve öksürük gerçekten, ağrı da bizim bir alarm sistemimiz, öksürük de bir alarm sistemimiz, bizi çok koruyan şeyler. Şimdi peki bir kuru öksürük var, bir yaş öksürük var. Hangi hastalıklarda daha çok ifade edilir ve hangisi daha tehlikelidir gibi medyatik bir soru sorsam. Tamam. Şimdi yaş öksürük dediğiniz şey de balgam oluyor beraberinde. Kuru öksürükte balgam olmuyor. İkisinin arasındaki en büyük fark bu. Şimdi balgam çıkarılarak olan öksürükler yine akut mu kronik mi diye ikiye ayrılır. Yani hafif akut mu, yani kısa süreli mi yoksa uzun süreli mi? Kısa süreli ise enfeksiyöz nedenler aklıma gelir. Yani bu böyle bir viral enfeksiyon en sık. Ama orada balgam rengi beyazdır, balgam azdır, sümüğe benzer. Ama bakteri varsa işin içinde, işte o zaman özellikle KOAH hastalarının alevlenme dönemleri bunlarla oluyor. O zaman ne oluyor? Balgam rengi yeşile sarıya dönüyor. Yeşile sarıya dönüyor ve miktarı artıyor. O zaman antibiyotik gerekiyor bakın. O zaman antibiyotik gerekiyor. Bunlar akuttu. Bir de kronikten bahsedeyim. Uzun süreli balgam. Böyle bardak bardak balgam. Bir insan bir günde bir su bardağı, çay bardağı balgam çıkarsa çok çok patolojik. Ve bu konu bronşektaz dediğimiz akciğerde hava yollarının genişlemesiyle seyreden bir hastalığın bir bulgusu. Bazen bir tür akciğer kanserinde böyle olur. Akciğer absesinde böyle olur. Tüberkülozda böyle olur. Bunlar kronikler. Peki böyle arada var mı? Arada da olabilir. Mesela işte tüberkülozun erken dönemi, bir yine akciğer enfeksiyonunun, zatürenin dönemi, erken ve subakut dönemi bize yine balgamlı öksürük şeklinde karşımıza çıkar. Eğer balgamlı öksürükte belirgin kan varsa üstüne durmamız lazım. Kan çok beklemiyoruz. Olabilir. Ama kan varsa aklıma onun altından verem çıkmasın, altından kanser çıkmasın, altından başka kaviter bir olay çıkmasın diye bakarım. Peki kuru öksürüklerde durum nasıl? Daha çok bronşitte mi olur veya hangi hastalıklarda daha çok kuru öksürük görülür? Kuru öksürüğün 4 önemli nedeni var. Bir tanesi geniz akıntısı. Buradan akan akıntı sonra akciğeri irite eder ve öksürtür. Kuru öksürük. Gastroözofageal reflü kuru öksürük yapar. Yani o ne deniyor? Mideden ekşi acı suyun tekrar gelmesi özofagusa. Burada yanma yapar göğüs duvarında ve öksürtür. 2. Acı inhibitörü kullanımı. Yani bir çeşit tansiyon ilacı. Bu grup ilaç bir maddenin yıkımını bozduğu için, o da öksürük yapıcı bir madde, artıyor miktarı ve bu artış bizi öksürtüyor. Demek ki 3 tane önemli. Astım. Astım da çok güzel öksürtür. Ezonofilik bronşit öksürtür. İlk astımla karışır. KOAH genellikle balgamlı öksürtür. KOAH. Sigara balgamı diye bir şey var, bilirsiniz. Evet. Sabah sigara içenler bir kez de olsa uyandı, bir akciğerini bir temizler, öksürür, bir balgam çıkar bırak. Bunu normal sanır insanlar. Bu kuru da olabilir. Demek ki KOAH da hem balgamlı olabilir hem kuru olabilir. Sigara öksürüğü diye bir şey var. Bu KOAH'ın belirtisi. Eğer bir insan uzun uzun öksürüyorsa, yıllarca her sabah bir kez de olsa, ay ben sigara içiyorum onun için öksürüyorum, bu bir şey değil demesi yanlış. O bir alarm. KOAH gelmiş ona ufak ufak demek. Yani öksürükte bir değişiklik olursa zaten sigara, yani hepsini sigaraya da bağlayamayız. Farklı bir durumda oluşabilir demek istiyorsunuz değil mi? Yani mesela balgam şekli arttıysa veya farklı bir şekle büründüyse öksürüğümüz. Çünkü yani ülkemizde de birçok insan sigara içiyor. Onları da yani sadece her öksürük sigaraya bağlanmaması lazım gibi bir alarm sistemi kurabilir miyiz? Doğru, işte onu demek istiyorum. Yani sabah balgamı, öksürüğü sigaraya bağlayıp kendini hiç araştırmamak, doktora gitmemek yanlış bir şey. Bu bir KOAH ipucu olabilir. Yani akciğerin hafif hafif artık sigaradan etkilendiğinin göstergesi. Hafif hafif demeyeyim yani, ileri de olabilir. Onun dışındaki hastalıklara işaret eder mi? Sabah öksürük balgama edebilir. Ondan sonra bronşektazi gibi. O zaman da yine bir göğüs hastalıkları hekimine gitmek lazım. Yani öksürük balgamın normali yok.
O zaman bir doktora başvurmak lazım. Peki şu anda gelen hastalar, yani işte Covid'den çıktık, RSV ve influenza hepsi saldırdı. Daha çok hangi öksürüğe neden oluyor? Yani uzun süreli öksürükte korkulmaması gereken, çünkü insanlar da öksürükten de biraz rahatsız oluyorlar ve gerçekten ciddi bir şey olmuş da olabilir deyip bir sürü şeyler de kullanıyorlar. O kullandıklarını da soracağım birazdan. Yani işte otlar, çöpler, o tür şeyler de kullanıyorlar. Yani hangi durumda korkulmaması lazım öksürüğün? Tamam, yani şöyle, siz 5 gün 10 gün önce bir akut enfeksiyon geçirdiniz. Boğazınız ağrıyor. Ateşim oldu. Ondan sonra ateşiniz oldu. Burun akıntısı da eklendi. Böyle eklemleriniz ağrıdı. Kaslarınız ağrıdı filan. O dönemden sonra da öksürmeye başladınız. Hı hı. Böyle hafif de bir balgam çıktı. Balgam böyle renksiz ondan sonra. Daha önce hiç akciğer hastalığı geçirmediniz. Öyle abartılı sigara içmeniz falan yok. Hatta hiç içmediniz. Ondan sonra böyle bir olayla karşılaştınız ve giderek de iyileşiyorsunuz. Bakıyorsunuz öksürük sıklığınız azaldı gün içerisinde. Artık rahat uyumaya başladınız. Boğazınızdaki ağrı, eklemlerinizdeki ağrı geçti. Ama öksürük ufak ufak devam ediyor. Böyle bir iki hafta daha öksürdünüz. Bir şey değil bu. Bu bir şey değil. Bu öksürük o enfeksiyona bağlı. Çünkü kronik bronşit mi oluyorum acaba gibi bir şeyleri var. Yok, kronik bronşit bambaşka bir şey. Altta sigara, biyomes gibi bir neden olması lazım. Ve insanların birkaç yıl üst üste birkaç ay sürekli öksürüyor olması lazım. Şimdi kronik bronşit, adı üstüne kronik. Biraz önceki tablo tamamen akuttu. Tamamen kısa süreli bir olaydı. Ama kronik bronşit birkaç yıl üst üste 2-3 ay öksürmek demektir. Ve balgam çıkarmak demektir. Onun altta yatan en önemli risk faktörü sigaradır. Ha, sigara dışı nedenler var mı? Var. Ama öncelikle sigaranın altını çiziyoruz böyle bir durumda. O farklı. Onda hiç gitmediyseniz doktora gitmeniz mutlaka lazım. Kronik bronşiteki şikayetleriniz varsa en azından solunum fonksiyon testi yaptırmanız lazım. Akciğer hasarınız ne durumda, ona bakılması lazım. Çünkü henüz obstrüksiyon, henüz daralma oluşmadıysa kronik bronşitli bir hasta sigarayı bıraktıktan sonra bu şikayetlerden kurtulabilir. Hava yollarındaki hasar da o noktada kalır, ilerlemez. Bakın bunun için diyoruz sigara içenlerin. Sabah bir kez de olsa öksürük balgam varsa solunum fonksiyon testi için doktora gitmesi lazım ve bir akciğer filmi çekilmesi lazım. Peki astıma geçelim. Şimdi astım da çok sık görülen bir hastalık. Yakında bahar gelecek. İşte bahar alerjileri de başlayacak. Astımın öksürüğü nasıl? Yani hiç teşhis konulmamış bir hasta hangi öksürük tipini olursa astımdan şüphelenilmeli? Şimdi o farklı bir profil. KOAH dediğimizde sigara, erkek cinsiyet, yaşlı popülasyon. Astım farklı. Astım kadın, çocuklarda da olabilir, gençlerde, orta yaşta da olabilir. Ama hatta daha fazla olur. Popülasyonumuz farklı. Sigara yok burada. Astımda sigara sadece tetikleyici. Nedensel faktörler içinde alerjenler var. Yani işte efendim polendi ya da ev tozuydu falan gibi alerjenler var. Şimdi bunun öksürüğü kuru olur ağırlıklı. Yani balgam pek olmaz. Oluyorsa da balgam, ha istisnalar var tabii ki, oluyorsa da mukoit olur daha çok. Şeffaf olur. Bazen de tıkaç şeklinde balgam çıkar. Küçük hava yollarından bazen tıkaç biçiminde balgamları o kişiler atabilir. Benim hastalarım mercimek gibi balgam çıkarıyorum diyebiliyorlar ondan sonra ve özellikle atak dönemlerinde bu tür balgam oluşumu hatta kötü bir bulgudur. Bu tür durumlarda bol su için o balgam kalmasın orada. Hava yollarını da genişletici tedavi veriyoruz zaten ve inflamasyonu giderici tedavi, onları atıyorlar böylece. Demek ki kuru daha çok. KOAH'tan farkı bu. KOAH'ta balgam artar, şekli hem rengi değişir, sarı yeşil olur. Oysa bu tarafın astımınki kuru olur. Oluyorsa da mukoit olur ve tıkaç gibi olur. Peki, şimdi bir taraftan da insanlar bu kadar öksürüğü geçirmek için çeşitli bitkisel tedaviler uyguluyorlar. Siz ne önerirsiniz? Yani hiçbir şey yapmadan böyle devam etsinler mi? Çünkü bir taraftan da doktor
arkadaşlarımızda daha çok da antibiyotik yazıyor bu hastalara. Maalesef diyelim en azından. Ama insanlar da işte çaylar içiyorlar, bir takım meyveler falan veya sebzeler veya otlar, çöpler. Onlara ne önerirsiniz? Yani öksürüğü hafifletmek için en azından. Vallahi evet, işte ıhlamur ada çayı, ondan sonra böyle sıcak bir şeyler, bu kış çayları filan. Ballı çaylar. Şimdi balla yapılan çalışma var. Onu söyleyeyim. Bal neredeyse öksürük kesici o şuruplar vardır ya pek. Ekspektoranlar. Ekspektoranlar değil de o ekspektoran tabii balgam çıkartıcı. Mukolitik de balgam parçalayıcı demek. Bunlar antitüsif, öksürük kesici. Öksürük kesici grup. Ondan sonra bunlara göre bakıldığı zaman öksürüğü daha kolay kontrol altına aldığı görülmüş. Bal, bildiğin bal. Balın normal kahvaltıda yenmesi mi? Yediğin bal, aynen. İşte sabahları annen iki kaşık attırır ya sana. Onun iyi bir şey olduğunu söylüyorum. Ama diğerlerini bilmem. Yani o bahsettiğin otlar, çöpler, işte millet şeyler içiyor. Çam bilmem nesi, işte çam kozalağı mı? Öyle bir şeyler var yani, öyle şeyler kullananlar. Tabii onları toksik dozda kullanıp karaciğerini mahveden, karaciğer enzimleri tavan yaparak gelen hastalar. Yani ya karaciğerden ya böbrekten atıldığı için böbrek yetmezliğine de gidebilir tabii, karaciğer. Öyle hastalar da çünkü tabii oluyor. Tabii ki. O yüzden onları aman gözünü seveyim, böyle abartılı bir şey yapacaksınız. Adaçayı hani normal insan dozunda içmek lazım sabahları. Belki bir ölçek adaçayı ya da ıhlamur. Peki balı... Ihlamur ben de içiyorum bu arada. Adaçayı içmem çünkü biraz o acı geliyor. Ya en azından sıvı almalar için içsinler evet, ama... Evet, kış çayı. Yani ben tıp fakültesinde öğrendiğim en iyi balgam söktürücü sıvı. Su. Aynen. Yani istersen iç, istersen duş al ama sıvıyla bir temas et ki. Ben Covid oldum. Covid, yani bu ikinci Covid'im benim, yeni oldum. Birkaç ay oluyor. İşte bizim evde sağ olsun eşim bolca ıhlamur yaptı. İçine işte biraz zencefil böyle rendeledi falan. Ondan sonra içine bir takım şeyler, portakal kabuğu falan attı. Öyle bir demliyorsun. Ne güzel işte. Yani kış çayı. Ondan ya o tür şeyler sonra uygulanır. Uygulanır ama insanımız bizim toksik dozda alıyor yani bunları. Abartmasın. Yani Lokman Hekim'den gidiyor alıyor filan. Onları bilemem yani. Şu anda hiç öyle bir şey ne önerebilirim. Ama söyleyeyim yani bu şekilde böbrek ve karaciğer yetmezliği gelen insanlar var. O yüzden hani onlara dikkat etmek lazım ama balla ilgili olumlu şey var. O da tabii diyabetikler için iyi bir şey değil yani. Yani bal da son zaman yani gerçi bir taraftan da orijinal balı da Türkiye'de bulmak pek mümkün değil. Bence de. Bulunca da satın almak mümkün değil. Herhalde kilosu 3-5 bin lira falandır yani. Öyle olabilir bir valla. Durum oldu. Ama orijinal balın diyabetli hastalarda iyi geldiğine yönelik de araştırmalar var. Bizde tamamen sahte şeyler olduğu için, ballar olduğu için onlarla araştırmalar yapılıyor. Kandırıyormuşuz arıları, öyle öğrendim. Yani, arılara bir şeyler koyup böyle kovanların üstüne. Şeker yedik. Şekerleri böyle şey yapıp döşeyip. Evet. Kendimizi kandırıyoruz arıları değil ama yani gerçekten. Peki hamileler var. Şimdi bir takım ilaçlar da kullanıyorlar. Öksürük ilaçları da kullanıyorlar. Yani ilaçlarda yazıyorsunuz. Yani hamileler hangi ilaçları kullanmasın veya yazılırsa veya ne tür bir şey tedavi önerirsiniz? Onlar sadece dinlensin. Onlar hiç yani en fazla parasetamol ağrıları için vesaire için öksürük kesici ilaçlar falan yazmam yani öyle gebelere, öyle söyleyeyim size. Hiç öksürük kesici ya da balgam söktürücü ilaç zaruri değil ki. Yani zaruri değil. Ancak işte KOAH hastalarında ya da astım ataklarda vesaire. Astım atakta da değil. Orada hani o balgamı çıkarması için o nohut gibi balgamları, biraz su içmesi, biraz da hava yollarına doğru ilacın gitmesini sağlamak yeterli. KOAH'ta zaman zaman balgam söktürücüleri ekliyoruz tedaviye. Uzun süreli hatta eklemek bazen gerekebiliyor. Onun dışında yani böyle geçici enfeksiyonlarda o tarz ilaçları kullanmak hiç gerekli değil. Gebelere vermem ben hiçbir şey, söyleyeyim size. Ama hani şöyle öksürükten bıkmış, gece sabaha kadar öksürüyor, canı çıkmış. O tür insanlara tabii ki öksürük kesici yazıyoruz. Deneyelim ama ne kadar işe yarıyor, yaramıyor, ben de size söyleyeyim. Çoğu zaman yaramıyor.
Yani biraz daha anladığım kadarıyla öksürüğü biraz rahat bırakmak lazım desem. Biraz öyle ya da eğer bazen ben mesela şunu da söyleyeyim. Uzamış viral enfeksiyonlar, bazen astım ilaçları yazılır. Ben de yapıyorum bunu. Çünkü o epiteli düzeltmek için o hava yollarında dökülmüş epitelin altından size sinirler söyledim çıkıyor. Sinir çıkıyor. O epiteli geri yerine koymak lazım, iyileştirmek lazım. O iyileştirme için inflamasyonu baskılamak lazım. Bazen astım ilaçları yazıyoruz böyle durumlarda. Hı-hı. Olabiliyor, işe yarıyor onlar. Peki söyledim. Şu andaki COVID'in öksürüğü neye benziyor? O yani... işte post viraller, yani hepsi aynı. RSV, Rino, COVID, influenza hepsi aynı tür öksürük yapıyor. Gözlemlediğiniz kadarıyla, çünkü viral analiz de yapıyoruz dediniz. Yani hangileri daha çok pnömoniye veya zatürreye çeviriyor bunların? Bu yıl hepsi. Yani bu yıl size söyleyeyim, görmediğim virüs kalmadı herhalde. Pnömoni. Çok fazla yapmaz gibiydi yani. Yaptı. Grip yapar. Grip pnömoni etkenleri içerisinde ön plandaydı COVID'den önce. COVID'den önce ama RSV ve Rino değildi. Onlar nezle yapıp bitirirdi işi. Şimdi onlar da grip benzeri tablo yapıyor, zatürre yapıyor ve de. Yani onlarda biraz daha uzamış öksürük de görüldüğü için herhalde onlara biraz daha, yani en azından bakım, yani çünkü sonuçta evde bakımla ilgili de işte eşiniz size çaylar, zencefiller yapıyor. Evde bakımla ilgili herhalde biraz daha dikkat etmek lazım. Çünkü özellikle çocuklarda öksüren çocuğu biraz da okula gönderdiğiniz zaman bulaşıcılık da varsa diğer başkalarını da hasta ediyorsunuz. Yani çocuklu ailelere ne önerirsiniz? Öksürüğü varsa bir çocuğun neye dikkat etmesi lazım? Şimdi şöyle bir durum var. Bakın, çünkü okullar da açık zaten şu anda. Şöyle bir durum var. Bakın şu an bu sene biz bu salgınlar yokmuş gibi davranmadık mı? Yani bir kere çoğu hastanede COVID testi falan yapılmadı. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra çoğu ayaktan başvuran hastaya ya ne olacak işte COVID de olsanız aynı, diğerleri de olsanız aynı, eve gidin dinlenin dendi. Öyle değil mi? Yani şimdi tablonun ne olduğunu, neye bağlı olduğunu anlamadan sizin bir şeyler önermeniz mümkün değil şimdi. Yaptığımız her şey geçmiş dönem doktorluğa benzer. Oysa artık yani elimizin altında bir ton şey. Yani çoğu hastane için söylüyorum. Türkiye'de bu anlamda iyi bir ülke. Dolayısıyla niye kullanmıyoruz? Kullanmıyoruz. Bir kere bu yıl hiç doğru düzgün monitorizasyon yok. Geçmişte, işte geçen sene biliyorsunuz yapıldı. Ama bu yıl ne sürveyans var, ne monitorizasyon var, hiçbir şey yapılmıyor. Yani böyle o insanlar oturuyorlar COVID evlerinde. COVID testleri çok yapan yapılmıyor yer kaldı işte. Mı? Yapılmıyor işte. Yani biz yapıyoruz ama hani çoğu hasta bana geliyor şöyle diyor. Hocam dışarıda gittik doktora, doktor bey dedi ki ya da doktor hanım dedi ki işte yapsak testi aynısı. Hani ne olacak eve git dinlen diyeceğim. Siz gidin evinize dinlenin. Evet doğru gerçekten. Hani RSV olsa da onun bir ilacı yok. Covid'se de eğer komorbiden yoksa 65 yaşın üstünde değilsen, kötü bir hastalığın yoksa molnupiravir denilen ilacı vermiyor Sağlık Bakanlığı. Sanırım şu an ilaç da yok. Dolayısıyla herkes bir dinleniyor sadece. Olay bu. Ama yani şimdi mesela İngiltere'de de ben bakıyorum. Şimdi COVID olduğunda onların sürveyansı, yani hastalığı izlemesi çok iyi. Yani tabii. COVID ne kadardır, influenza ne kadardır, haftalık aylık aktivite yayınlıyorlar. Bizim de vardı geçmişte Sağlık Bakanlığı, bilmiyorum bu yıl influenza sürveyansı yapıldı mı? Sürveyans yayınlanıyordu sürekli. Hı hı. Ondan sonra ben bilmiyorum bu sene durumları nedir sürveyans anlamında ama COVID'le ilgili bir şey yapılmadığı kesin. Ve yapılmaması doğru değil. Yani bizde hangi varyant var şu anda? Ondan sonra işte nasıl bir dolaşımdaki aktivitesi nasıl COVID'in? Bunları yeni bir şey var mı lazım. Onu da bilemeyiz zaten. Şu anda yeni bir şey çıksa, diyelim COVID çıktı zamanında. Şimdi yeni bir şey çıksa onun da farkına varamayız. Evet yani Allah'tan kötü gitmiyor. Yani hani hani kör gidiyoruz ya. Ama hiç olmazsa yani böyle ortalık COVID yoğun bakımları kaynamıyor. Ama hangi aydı? Aralık olabilir. Birçok arttı. Mesela Süreyya Paşa'daki arkadaşlarım da erken acayip yoğun bakım durulukları arttı. Hatta iki yoğun bakım birden açıldı falan dediler Süreyya Paşa'daki arkadaşlarım. Öyle söyleyeyim. Bizim hastane o anlamda güvenli kalıyor. Çünkü önce şehirler ve büyük hastaneler doluyor daha çok.
Benim gördüğüm öyle bu tür hastalıklarda. Yani sanırım yönlendirmeyle ilgili bir şey. Son olarak o çocukları öksüren ailelere öneriniz nedir? Ben şöyle, yani bir gidip bir ne olduğuna bakmak lazım en güzeli. Hangi virüs nedir ve izolasyon yapmak lazım. Çocukların izole edilmesi lazım. Kim bilir hangi COVID'li çocuklar oralarda gezinip herkese bulaştırırlar. Yani böyle bir çeşit toplum bağışıklığı oluşmuş oluyor. Son olarak dedim ama bir de hekim arkadaşlarımıza da, yani çünkü bir taraftan da antibiyotik direnciyle en çok sizin başınız beladadır. Onlara da bir mesajınız var mı efendim? Yani şöyle, viral enfeksiyonlara antibiyotik çalışmaz, bunu onlar da biliyor. Ama hani bazen şöyle oluyor, işte uzamış öksürükler hani böyle. Yani alta inmesin, akciğerine inmesin, bir de antibiyotik yazayım gibi bir kafa. O doğru bir kafa değil. Ama bu arada şey de doğru değil, yani işte uzamış öksürük, bunu bir antibiyotik paklar ancak filan. Öyle bir şey yok, o uzamış öksürüğün nedeni enfeksiyon değil. O farklı bir mekanizmayla oluyor. İşte söylediğim mekanizma, sinir uçlarının ortaya çıkması. Onun tedavisi farklı. Yani patogeneze hakim olup ona uygun tedavi vermek lazım. Antibiyotiklerimizi korumamız lazım. Artık antibiyotik çıkmıyor bütün dünyada. Evet, yani maalesef kör kör gidiyoruz. Şimdi beslenme bölümüne geçelim. En sağlıklı bir diyeti, yemeği seçtiğin hocam. Ona bir bakalım efendim. Efendim, beslenme bölümümüzde, en sağlıklı diyet bölümümüzde, yemek bölümümüzde. Şimdi Nurdan hocam, ne seçtiniz hocam? Tabule. Tabule. Evet. Yani tabule ismi nereden geliyor? Siz biliyor musunuz? Yani Lübnan mutfağı tabule. Böyle. Tabule mi? Tabule mi? Benim bildiğim tabule. Ama burada tabule diye geçmiş. Diye. Söylerler. Evet abi, belki biz de öyledir. Ya internet aratırlar. Gerçi did you mean der, yani tabule mi dedin der, evet, yani aynı. Google düzeltir. Evet. Çünkü ben de tesadüfen geçtiğimiz hafta burada yemiştim ve çok yani acayip hoşuma gitmişti. Şener Üstü'ye de çok teşekkür etmiştim. Niye böyle bir şey istediniz hocam? Yani sağlıklı dediniz çünkü. Yani bence sağlıklı, hafif, aynı zamanda lezzetli. Şimdi sağlıklı olan şeyler genelde çok lezzetli olmuyor maalesef. Ya biraz şeker tadı, yani şeker tadı da var gibiydi. Aldım ben sanki. Nardan dolayı. Ha, nar ekşisinden dolayıdır, evet. Ama o olmak zorunda değil yani bu arada, bu değil bizim mi? Bizim kattığımız bir yorum. Evet, onlar yorum yapmışlar. Vallahi yorumlar yapmışlar. Zaten meze diye geçiyor Arap kültüründe. Biz evet, salatasını uyarladık. Evet, evet. Ne var içinde Şener Ustam? Hocam bunun içinde maydanoz, bulgur, dereotu, yeşil soğan, nane, nar, domates. Tabii altında bizim kattığımız yorum, normalde bu yok. Evet. Labne peyniri ve süzme yoğurtları ilave ediyoruz. Böylece yani proteinli de olmuş. Üstünde sebze var ve C vitamini var. Ondan sonra içinde acık da karbonhidrat var ama böyle biraz kompleks karbonhidrat. Altına da protein koymuş. Onun içinde labne olduğu için biraz da yağ var. Böylece gayet kompleks. Doktorun bakış açısını görüyor musun? Yani gerçekten çok çok güzel özetledi. Altta proteinle, daha sonra vitamin, minerali falan da zaten sebzelerden alıyorsunuz. Yani genelde hastalarınız da size soruyordur hocam, ne yiyelim, ne içelim diye. Şimdi hastalıklarla ilgili. Bizim bölümde aslında hiç ilgili değilmiş gibi görünür ama göğüs hastalıklarında akciğer sağlığı inanılmaz, bütün vücut sağlığıyla inanılmaz ilgilidir. Ben bir hasta karşıma geldi, hasta diyabet mi, olsa mı, hepsini tahmin edebilirim. Yani sadece bakarak, hiç elime hastaya dokunmasam bile pek çok hastalığı sayabilirim. Bizim metabolik hastalıklar zaten Türkiye'de obezite çok ön planda, diyabet çok ön planda. O yüzden herkese sağlıklı beslenme mutlaka tavsiye ediyoruz. Dengeli beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Ve ben hatta bence özellikle eğitimde ilkokuldan başlayıp bütün temel eğitimin bir parçası olması gerektiğini, yani bu işin sadece fenini, fizyolojisini anlatmak değil, besin ürünlerinin nasıl beslenilir kavramının çocuklara verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Stanford Üniversitesi'nde mutfak tıbbı diye bir bölüm açıldı. Yani hekimlerin
Yani biz, tamam şef, Şener şefim tamam siz de bir şey demiyoruz ama mutfak tıbbı diye bölüm açıldı. Hekimler geliyorlar orada onun stajını yapmaya başladılar. Tabii. Sadece Stanford ondan sonra bir iki Amerika'daki üniversitede. Çünkü beslenme sağlığımızla ilgili birçok şeyi ortaya koyuyor. Yani şeker zehirdir hurra deyip yapmıyoruz yani. Yani karbonhidrat nedir? Hangi yani 30 tane çeşit şeker var. Dediniz ki kompleks karbonhidrat dediniz. Kompleks karbonhidrat ayrı, basit karbonhidrat ayrı. Yani toptancı bir yaklaşımda da söylediğiniz gibi bir eğitim olursa onları da önlenmiş oluruz. Yani daha bilinçli oluruz. Yani evet, özellikle günümüz gençliği çok fazla fast food'a eğilimli. Şimdiden çok şeker yiyorlar. İleride kim bilir hangi diyabetik profiller olacaklar onlar. Şu anda hani incecik bir çocuk ileride şu an yediği şekerin zararını ileride açığa çıkacak bir hastalıkla görebilir. O yüzden bunları öğretmemiz lazım ve maalesef yeni nesle Z kuşağına nüfuz etmek zor. Yani hani böyle nasıl bir eğitim olmalı? Gerçekten bunun üstünde düşünülmesi lazım. Çünkü immün sistemimiz tamamen beslenme üzerinden etkileniyor. Şeyi söyleyeyim size, mesela 20'li yaşlarda adolesanda ya da besin ögeleri zayıf, nütrisyon özellikle de şey kısmı, vitamin kısmı zayıf, yeterince meyve yememiş çocukların ileride KOAH olduğu ortaya çıkıyor araştırmalarda. Bakın hiç sigara demedim farkındaysanız. Sigara tabii ki etkili. Tabii ki en önemli risk faktörü ama bakın farklı risk faktörleri var ve bunlardan birisi gelişme geriliği. Eğer bir çocuk büyüdüğü dönemde zayıf kalıyorsa ve vitaminden eksikse ileride KOAH oluyor. Akciğer sağlığını etkiliyor bakın. Akciğer yani, sağlığını da etkiliyor. Dolayısıyla yani şunun önemi var. Tabii bizim yaşımızda daha da önemli. Yani biz yaşlı falan değiliz hocam ya. Evet, değiliz. Çünkü geçen hafta iki tane Z kuşağı getirdim. Bundan da biraz tattık. Ve söylediğiniz gibi yani Z kuşağına meyve sebze yedirmek çok mümkün değil. Ama böyle sunumlarla, böyle güzel şeylerle yiyorlar. Ama yani içindekileri saydınız, bunu muhtemelen evde çok zor yapılır gibi geldi bana. Yok be, zor değil ya. Öyle mi? Ya bu şekilde olmaz da başka şekilde olur. He. Maydanozu kıyacaksın hocam. İçine biraz böyle bulgur, şişmiş bulgurla karıştır. Üstüne biraz şey koy, zeytinyağı filan, limon koy, gitsin değil mi? Çok teşekkür ederiz Şener hocam. Nurdan hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, elinize sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Efendim bu hafta da bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalınız.